olursa yarında durmam. Uyanın kurban sana. Reklam asla kaybettirmez. Hani şu an biz ekmek kazanabiliyorsak değil mi? Hani bir şekilde ekmeğimiz dönüyorsa kimseye muhtaç değiliz. Sonuçta Türkiye'de bir kendimize göre bir dinleyici kitlemiz var, bir severimiz var. Yani televizyon programları, televizyon şovları. Şu an maalesef müzik sektörü çok altlarda olduğu için hani çok büyük bir şey beklemiyoruz zaten şu anda. İnternetten olacak halimiz yok. Yani böyle bir şeyimiz yok. Hedefimiz yok. Yani bir şekilde şarkılarımız çalıyor. Bir kendimiz böyle paylaşım yaptığımız zaman binlerce kişi artık sosyal medya denilen bir şey var. Eskiden öyle değildi. Hani bir sevenler geceleri 15-16 sene önce yaptığımız zaman mesela Banu ablayla artık şey yapıyordum hani belli bir süre sonra diyordum abla artık ay program alma ya. Hani sabah televizyona gidiyorum, öğleden sonra gidiyorum, akşam gidiyorum. Bir de gittiğimiz kanallar hep böyle işte Star, Kanal D, ATV, Show. Artık kalmadı böyle program yani. Evet, evet. Yok, kalmadı yani yok. Şu anki yeni nesilde inan ki şu bizim yaşımızda olan bazı sanatçıları tanımıyor bile. Yani öyle o hale geldik yani. Doğru. Yani şu an akşam şarkın dizide çalıyorsa örnek Çukur'da mesela. Yani adam milyonları hedefliyor yani. Sen uğraşıyorsun, kendini yırtıyorsun yani. Gideyim işte aranjman yapıyorum, işte düzenlemesine iyi olsun, işte yok kemanları çalsın, yok falan. Yok efendiliğin, yok falan. Bakmıyor artık insanlar. Yani. Çok acayip bir dinleyici oldu. Yani. O zaman Çukur'un dikkatini çekecek bir şey yapmak lazım. Evet. Mecburuz. Yani bir şekilde inan ki bazen az önce bir şarkı attım sana. Ben bunu ilk kez bir radyoyla paylaştım. Ne zaman çıkaralım? Hani şey bir şey yaptığımız zaman hani eskimeden yani böyle daha çok önünden böyle birkaç gün olsun 15 gün, 20 gün, bir ay yenilik istiyoruz hep. Radyolar sıkılmasın, dinleyicilerimiz evet. Sıkılmasın. Ama gerçekten öyle yani. Şimdi devamlı bakıyorsun aynı şarkıları çal çal çal. Dinleyici de bu sefer sıkılıyor. Tamam favori, artık böyle dile düşmüş şarkılar hep isteniyor ama aynen. Yenilik de isteniyor. Evet. Albüm de bitti artık. Artık tek şarkıya dön. Vallahi dönem bu dönem. Serkan'ım şu an benim 12-13 tane bitmiş şarkım var. Ve güzel şarkım. Vallahi daha bir tanesini ellemedim daha. Çünkü şimdi eskiden de hani albüm çıkaralım, işte yapalım, edelim. Çıkarıyoruz, hepsi çöpe gidiyor. En güzeli iki ayda bir, üç ayda bir, bir ayda bir. Şarkının gidişatından iyi gidiyorsa zaten ellemiyor. Biraz o şarkı gidiyor. Az önce çalırdım mesela, ağabeyim senin o. Çok güzel. Mesela 4-5 milyonu buldum mesela şu olarak. Çok güzel. Güzel yani. Yalan Sevgiler çaldı. O da yine öyle. Hani sevilen şarkı. Ağabeyim senin olsa 0 şarkıydı. Yalan Sevgiler eski bir şarkıydı. Şimdi böyle hareketli al yarim burada sana mesela böyle sabah programımızda işte yani akşam trafik dönüşü. Aynen öyle. Hani dedik olsun. Hani onu da yapalım. Erik Dalı. Erik Dalı. Erik Dalı ne oldu böyle ya? Ne şarkıymış ya? Yıllardır var kimse farkına varmadı. Birden dillere gitti. Vallahi öyle. Yani o şarkı da 10 senedir bu kardeşimiz okuyormuş Ömer Bostan. Evet. 10 senedir. Ondan önce herhalde Oğuz Yılmaz da okudu. Evet ya. Bir sürü zaten. Evet. Ama hiç böyle bir anda böyle bir istedik gibi yaptık. Çok iyi falan öyle söyledik. Böyle bir tane yani güzel hatta bir de bir tane daha artık. Ben bir zaman dinlenmeyi bir zaman anlıyorsun. Bir de herkesin bir lezzeti var. Öyle bir okuduğu için sonradan farkında. Ben yani, bir de artık böyle bir iş yaptım. Yani hangi karakter istedim. Bir de ben tek bir konu yaptım. Ben şöyle yaptım. Hani çünkü birebir yapmak da olmaz. Peki başka neler yapıyorsun? Sevenleri merak ediyorum. Vallahi işte normal geceleri çalışıyoruz. İşte
Vazgeçemediğin yerler belli zaten. Evet, az solist çalışıp. Evet, az solist. Evet. Artık orası sana bir şey oldu böyle, yapıştı sanki. Ya 5 senedir oradayım. Evet. Hani ta eski isimden yani icazkardan işte o zaman fasıl tarzı, sanat müziği tarzı. O zaman dükkanın şeyi oydu böyle, yemekli bir şu anda. Ondan sonra sevgili Berdan aldıktan sonra kulübe çevirdiler. Tabi biz de ona alıştırana kadar insanları bir şekilde onu da oturttuk yani şu an bir sorun yok. 3 senedir Asolist ismiyle çalışıyoruz. Gayet güzel bir hafta sonları rezervasyonsuz zaten geldi. Ya dolu maşallah dolu geçiyor. Mesela dün bizim Cengiz İmren'in onun anlaşmış olduğu bir güzel bir mekanda sahne alıyorum çarşambaları, her çarşamba. Yani bir sorun yok. Bazen dala şeklinde işte Ankara, İzmir, İstanbul, işte Adana, Mersin, Konya gidip geliyoruz. Türkiye her yerine, Avrupa'nın her yerine gidiyorsun zaten. Gidip geliyoruz yani böyle çok böyle eskisi gibi almış han böyle çok böyle beklediğin şeyler yok. Hedeflediğin yer... Nereden arıyorsunuz? Sultan Gazi'den. Peki efendim konuğumuz, misafirimiz Murat Kurşun. Buyurun, dinliyoruz sizi de biz de. Buyurun. Teşekkür ederim kardeşim. Nasılsın? İyiyim işte. O radyo sesini biraz kısarsan. Bir radyonun sesini kıs bakalım. Benim biraz kıs tekrarlıyor çünkü burada. Var mı bizden bir, var mı bizden bir isteğiniz? Ay canım. Tamam. Akşam olunca demek ki. Tamam. Sevenler geliyorum işte, evet. Peki. Tamam. Teşekkür ederim. Peki, Sultan Gazi'ye selamlar. Sağ olun. Bu arada... Çok eskiden beri dinliyorum ben. Canım kardeşim, sağ olasın. Genelde Adalet şarkılarını falan dinlerim kendisine. Evet. Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olasın sevgili... Sevgili Onur canımsın, sağ olasın. Var mı bir istek şarkın peki Murat Kurşun'un sevdiğin? Bu hafta sonu kardeşimin düğünü var da, bir erik dalı şarkı istiyorum. Tamam, kafayı açı onunla yaparız. Oynayarak. Oynayarak. İnşallah düğünde de çaldıracağım abi. Tamam canım kardeşim, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Peki Onur, selamlar. Allah mesut etsin inşallah. Allah razı olsun. Sağ olasın, sağ ol kardeşim, sağ olasın. Evet, mühürledim Haktan'la yapılmış bir eser. Kime ait bu eser? Sevgili Recai Demir kardeşimle beraber yapmıştık. Güzel bir şarkı. Mühürledim kalbimi. Sevgili Ali Can yönetmenliğini yapmıştı. Sevgili Ali'yle dal veren, hatta o da klipte oynadı. Güzel bir klip, renkli bir klip. Şarkı... Ali Can mı çekti klibi? Evet. Vay be, vicdansına bak. Evet. Peki efendim, mühürledim kalbimi. Ama siz kalbinizi mühürlemeyin diyor Murat Kurşun. Radyo 34.